Burası. Depremin meydana geldiği yer burası. Elazığ şurada. Şurada. Evet. Doğu Anadolu fayı Sivrice ya da Hazar Gölü'nün içerisinden geçince çatallanmakta. Elazığ depreminde kırılma, depremin olduğu yer Elazığ'dan 35 kilometre uzakta olmasına rağmen çok büyük bir hasar oluşturdu. Tabii bu Elazığ'ın yerleşim alanı alüvyal zeminler üzerinde çoğunlukla. Yani gevşek kumlardan, çakıllardan, silt dediğimiz çok ince taneli kumlardan oluşmakta. Elazığ'da yani güneye doğru gittikçe yeraltı su seviyesinin de daha yükseldiğini biliyoruz. Yeraltı su seviyesi yüzeye de yakınlaştıkça tehlike daha da artıyor. Deprem süresini uzatıyor, depremin şiddetini arttırıyor. Kötü zemin şartları maalesef böyle bir zarar veriyor ekstradan. Şimdi Elazığ'daki yapı stoğunun %40'ı zarar görmüşken bakıyorsunuz hemen bitişiğindeki tarihi Harput'ta sağlam kayaların üzerinde olduğu için herhangi bir hasar oluşmadı. Tabii Harput bayağı bir eski yerleşimlerle, ta Urartulardan bilinen Harput Kalesi yaklaşık 2000 yıllık, hiçbir zarar görmedi. Aynı şekilde Ulu Cami var, Selçuklulardan kalma, yaklaşık 1000 yıla yakın. Hiçbir zarar görmedi ki onun minaresi de eğridir. Hiçbir şey olmadı. Aynı şekilde işte Sara Hatun Camisi, oradaki birçok türbeler var. Bunların hiçbirine bir şey olmadı. En yakın zamanda yapılan 500 yıllık yapılar bunlar. Bunlara hiçbir şey olmamış olması sağlam zeminlerde binaların yapılmasının ne kadar önemli olduğunu aslında bize gösteriyor.